Kızın yemek yedi mi? O kız bizimle aynı masaya mı oturacak? Onu babası daha iyi bilir. Divya. Jogi. Lütfen şimdi kalkıp gitme. Otur. Bakın, ikinizden de rica ediyorum. Ne olur şu kız için boşu boşuna tartışıp da aranızı bozmayın. Gerisini Tanrı bilir. Baba, olanları anneme anlatamam. Sadece seninle konuşabilirim. Ne olur bana yol göster baba. Maaşın güvenini nasıl kazanacağım ben? Baba? İtca, sen... İtca, bu saate ne oldu? Gel, hadi geç. Ben de baba deyince korktum bir an yani. Sandım ki... Gel İtca. Otur. Yemeğe katıl. Hayır, ben gelmeden yemiştim. Sen nereden çıktın bir anda böyle? Annem, babam ve büyük babam hastaneye gittiler. Ben de Marş'a söyleyip buraya geldim. Ne güzel oldu. Şimdi sen geldin ya, herkes güler. Yoksa herkesin suratı asıktı. Ama şimdi seni gördü diye herkesin yüzü gülecek, değil mi? Roheni. Ne iyi ettin de geldin. Ben de zaten kızımı görmek istiyordum. Damini. Efendim? Ben odama geçiyorum. Bana yarım fincan kahve getir. Kız hiçbir şey yemek istemiyor. Yemiyorsa yemesin. Bırakın aç kalsın. Tanrım, sen bilirsin. Anne, ne oldu? Bunlar özel meseleler.
her şeye burnunu sokmaman gerektiğini öğren artık. Tanrım, sen sabır ver. Hadi yürü git odana. İtça, hadi. Sen odana geç. Hadi kızım, hadi. Sen sabır ver. Bu evde kim aileden değilse gelip başımıza sorun çıkarıyor. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise